Güzel maç olmuş Mertem. Çok güzel maç oldu. Evet, gerçekten gerek Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında oynadığı maç, gerek Başakşehir Osmanlı Spor maçı. Beyaz Futbol soruyor. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı nasıl sonuçlanır? Beyaz Futbol'da özetler etiketiyle %45 Fenerbahçe kazanır, %28 Kayseri Spor kazanır, %27 berabere biter. Hakan Kutlu, Kayseri Spor'un yeni teknik direktörü. Hayırlı olsun Hakan Kutlu. Yeni görevinde başarılar diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş maçını bir akıtabilir miyiz? Beşiktaş maçında bir pozisyon varmış. Bir bakalım. Oynatalım. Ben bir bakarken bir şeyde dur diyeceğim Serkan'a. Bir pozisyon takıldım. Ben bir şey görmek istedim. Beşiktaş maçını. Bakalım. Beşiktaş maçını bir ekrana getirelim. Hangi pozisyon senin? Yani yapalım. Ben bir pozisyona bakıyorum. Daha var. Geliyor pozisyon. Burada yine dediğim gibi aynı şekilde. Mario Gomez'in yerde kaldı. Mario Gomez bak, Mario Gomez'e çalım atmıyor. Mario Gomez çarpışıyor ama top geçti için hakem faul. Çok temiz vuruş. Ertem, serbest vuruştan top ağlarda. Çok temiz vuruş Sosa. Ya dedim böyle kaliteli oyuncun, yani müthiş bir oyuncu. Bak dediğim gibi bu. Burada Marcelo elini açıyor. Marcelo net penaltı. Net penaltı. Elini kaldırmayacaksın arkadaş. Dikkat edeceksin. Kaldırmayacaksın değil mi? Müthiş bir kurtarış. Aynı şekilde yürüyoruz. Bir daha attırsana. Serkan'cığım bir daha penaltı attırabilir misin? Bir şey dikkatimi çekti onun için. Attır. Evet. Attır. Attır. Dur. 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 Ne yapmış? İki tane oyuncu oradan ayağını sokmuş. Buradan da girmiş. Yani şimdi demin orada penaltıyı tekrarlanmadı değil mi Başakşehir maçında? Evet, evet. Burada bakıyorsun, burada da. Yani ikisi de bir, bunun dördü de bir, beşi de bir. Yani değil mi oyuncu? Bak şimdi burada da. Sinan abi konuşurken siz Dündar Keşaplı'yı bağlayabilirsiniz. Burada da Ertem'cim görüyorsun. Yani hem Rizeli oyuncu içeriği ihlal etmiş, hem bek etmiş. Öteki tarafta yanılmıyorsam herhalde Oğuzhan falan. Bunlar da yani hakemlerin artık kendi inisiyatiflerinde bunlar. Yani isterse bu penaltıyı da yani tekrarlatabilirdi. Başakşehir maçında da tekrarlatabilirdi. Dediğim gibi bunlar tamamıyla hakemlerin kendi inisiyatifinde. Oynatalım bir daha, devam edelim, yürüyelim. Yürüyelim. Müthiş. Burada Deniz. Çok iyi kafa. Çok iyi vurmuş. Geldiği köşeye ama direkleri geçememiş. Ben sana bir şey söyleyeyim. Dur, dur. Bak, inan diyorum Osmanlı'nın hücum hattı yani bu kadar çabuk, Beşiktaş'ın hücum hattı bu kadar çabuk değil biliyor musun? Osmanlı'nın o siyahi oyuncuları. Aynen öyle. Bak Ertem. Yani, Umar, Endiaye. Deplasmanda bak, eğer farklı takım kazanacaksan çok adamla hücum edersen, çok adamla hücum edersen avantajdır. İşte bak, çok adamla. Şimdi orada belki Olcay Şahan orada olmasa Ertem, Kerim bu kadar rahat hareket edemeyecek. Evet. Bir daha Serkan'cığım dön pozisyona. Kesinlikle. Geniş oynat istiyorsan Serkan. Al beni de. Al beni de görüntüden. Bizi al bak. Al bir dakika. Al. Dur. Gel geri. Gel geri. Gel. Bak Olcay'a. Bak Olcay'a dedim. Senin demin dediğin gibi Ertem. Bak. Olcay yürü. Olcay orada olmasa. Bak. Çok rahat hareket edemeyecek. Kerim aynen bu kadar öyle. Rahat kesinlikle aradan geçemeyecek. Olcay. İşte abi enerjik, dinamik oyuncu. Fizik gücü fazla. Her yere koşuyor Ertem. Her yere koşuyor. Bak orada dengeyi bozuyor. Bir anda savunmanın dengesini bozuyor. Yürütelim. Yürüyelim. Oynat. Attır golü. Yürü. Oynat. Hop. Olcay karıştırmış orayı. Yürüt. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Aynı şekilde burada dediğimiz gibi topa yapılan bir hareket var. Toptan sonra Mario Gomez'e ne yapmış önemli değil. Topa vurmuş gitmiş. Evet. Dur. Yürü. Dur. Dur. Bakın arkadaşlar. Demin pozisyonu söylediğim gibi hatırlatayım diye tekrar. Mario Gomez golcü bir oyuncu. Kafasında gol düşüncesi olan bir oyuncu. Gel geriye Serkan. Gel geriye. İyice seyircilerimiz de hatırlasınlar. Şimdi buradan kaleye vurmuyor. Daha geri, daha açısı daha iyi. Biraz daha gel, evet. Çok rahat vurabilir. Mesela buradan, bak şuradan kaleye vurabilir. Topu önüne alabilir, kaleye vurabilir. Vurmuyor, vurmuyor. Oynatalım. Çünkü gol düşünen bir oyuncu değil. Yani oraya
şu kafayla gitmiş. Ben topu dışarıya çıkaracağım. Yani ben gol atmayı seviyorum ama ben gol mol işlerine karışmayayım. Hayır kardeşim ya, vur. Vur. Nasıl vuruyor Şener? Gökhan Gönül. Soldan gidiyor vuruyor. Vur sen de. Vur. Bu konuda biraz kendini geliştir kardeşim. Şener Hoca ona bunu söylesin yani. Göstersin ona. Buradan niye vurmuyorsun? Ya neden bu topu çıkarsın? Oynatalım. Mario Gomez'in pozisyonuna bağlayacağım. Bu kadar pozisyon yok da biliyorsun. Olcay'ın karşı karşıya falan bir sürü pozisyon var. Eksik pozisyon burada göstermesi. Bu pozisyon yine temiz. Faul gibi görünüyor. Mario Gomez burada ayağını takıyor. Arkadaşlar bakın. Sol ayağıyla Rize Sporlu oyuncunun sağ ayağını takıyor. Bak dur. Hop. Bak gör. Evet. İşte. İki fark. Golcü oyuncu, golü düşünen oyuncu nereden kaleye vuruyor? Arkadaşlar. Sevgili seyircilerimiz. Dur. Vurdurma kal. Gel geriye öyle kal. Bitti. Bakın Mario Gomez de buradan kaleye dönüyor artık. Evet. Andy Rasbeck kalecinin 5 metre önünden topu vurmuyor. Aynen öyle. Mario Gomez buradan vuruyor. Oynatalım bir daha. Devam edelim. Devam ediyoruz. Ya İsmail ya. İsmail dut ağacında. Dut topluyor İsmail. Evet be İsmail. İşte bu laballik. Konsantre eksikliği. Ertemciğim 2-0'ın rahatlığı. Bu maç nasıl olsa dönmez. Ama bu seferlik 2-1. Direkten döndü yani. Evet bu seferlik 2-1. Bir daha bu kadar şey olmaz. Evet Beşiktaş Tolga Zengin'in müthiş kırılma anındaki kurtarışlarıyla ve Kerim'in müthiş futboluyla ve Atiba'ları saymıyoruz. Genel anlamda Beşiktaş'ın hücum hattındaki pas ve oyun organizasyonu çok müthişti ama son vuruşları yapamadığı için Beşiktaş bu maçı farklı kaldı. Bu maçın normal sonucu 8-2, 8-3, 9-2 falan bitmesi gereken bir maçtır normal ölçülerde yani. Beşiktaş ama çok zor diye düşündüğü bir deplasmandan çok kolay çıktı son 5 dakikaya kadar ama evet. Son 5 dakika biraz şey oldu, heyecanlandı. Ah mı dedi, vah mı dedi falandı filandı. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. İyi bir galibiyet aldı. Salı günü Trabzon maçı. Bak Numan Gürlük evet, sana şey yapmış. İtalya'dan misafirimiz var. Sinan abi Melo. Melo mu geliyor? Olayı kısaca özetleyelim. Melo ile ilgili biliyorsunuz çok sıcak gelişmeler var Galatasaray'a. Dönecek mi dönmeyecek mi? Sayın Abdurrahim Albayrak'la ilgili olarak Sayın Abdurrahim Albayrak'ın Instagram'da bir paylaşımı vardı. Felipe Melo'nun altına yazdığı bir yazı vardı sevgili seyirciler. Önce onu bir ekrana getirelim. Sevgili Dündar Keşaplı'ya Avrupa'nın Türkiye'deki çok önemli bir temsilcisi, önemli bir gazeteci, önemli bir televizyoncu. Kendisini hafta içerisinde Telegiornale'de de izledik. İtalya'da çok önemli bilgiler veriyor. Sky Sport'ta, Rai'de, Rai Uno'da çok çok özel bilgiler veriyor. Kendisine bir iyi geceler diyelim. Dündar Keşaplı iyi geceler. Teşekkürler sevgili Ertem. İyi yayınlar Şener abi sana da iyi akşamlar. Eyvallah Dündar'cığım nasılsın iyi misin? Çok teşekkür ederim abi. Uzun zaman oldu pek görüşürüz. Evet. Winning TV'de bağlantı yapmıştık evet. Evet haftaya yine İstanbul'dayım. İnşallah görüşürüz. Bekliyoruz. Dündar Keşaplı sana soracaklarım var ama önce sevgili seyircilerimize gösteriyoruz. Galatasaray'a dönmek lütfen diyor. Felipe Melo, Abdurrahim Albayrak, sevgili Abdurrahim abi bir İtalya diyorum. Bir ziyarette bir forma veriyor. Bu formayla ilgili olarak ya da alıyor. O forma sonrasında Felipe Melo alta bir paylaşım yapıyor. Galatasaray'a dönmek lütfen. Dönmek lütfen. Yani dönmek istiyorum gibilerinden bir açıklaması var. Yine bununla ilgili bir paylaşım var mı arkadaşlar? Bir paylaşım varsa getirelim ekrana. Albayrak Kocaeli Belediye Başkanı'yla çektirerek paylaştığı fotoğrafın altına Galatasaray'a dönmek lütfen yazıyor. Galatasaraylı taraftarlar bir hayli heyecanlandı. Sonrasında şunu da söyleyeceğim. Birazdan o röportajı ekrana getireceğiz sevgili Dündar Keşaplı. Senin yapmış olduğun bir röportaj vardı Felipe Melo ile ilgili olarak. Evet. TRT Spor'da o röportaj ekrana gelecek. Ancak senden bir dinleyelim. Nedir? Melo ile ilgili bir açıklama yaptın mı? Yapıldı mı Inter kulübünden? Mancini'nin bakış açısı nasıl? Melo sence İstanbul'a dönecek mi?
Evet, öncelikle bu soruna bir açıklık kazandıralım. %99.9 Melo sezon sonunda Inter'i terk edecek. Çünkü büyük ümitler transfer edilmişti. Mancini gerçekten istemişti. Yaptığı açıklamalarda da Türkiye'deki dönemimi, sayfayı büyük mutluluk içinde kapadım, kazandık, zaferlerle döndüm. İtalya'da yeni bir sayfa açmak istiyorum demişti. Biliyorsunuz ilk röportajı yine ben gerçekleştirmiştim. Doğru. Bu sözleri yaklaşık 2-3 ay önce olmuştu. Ve Melo'nun ancak Inter'deki macerasını ne yazık ki çok sürmeyecek nedenine gelince. Geldiği günden bugüne kadar oldukça agresif ve sert oyunu. Malum Türkiye'den tanıyoruz, hatırlıyoruz. Ama özellikle Lazio maçında Bilia yapmış olduğu sert girişmesi, kırmızı kart ve oyunun mağlubiyetle sonuçlanmasının sonrasında bir şekilde ipler koptu diyebiliriz. İtalya bir spor gündeminde de geniş yer buldu. Ve büyük olasılıkla gelecek sezonda Mancini'nin ve Inter'in programında Melo olmayacak. İki rotası var. Bir Galatasaray'a dönme ihtimali var ki büyük olasılık ama net değil. İkinci olasılık da Çin'e gitme olasılığı yüksek. Çünkü Çin'den gelen teklif sezon başına 8 milyon euro. Yani net 8 milyon euro Melo için yapılan bir teklif var. Inter kulübüne mi? Sevgili Dündar Keşaplı, Inter kulübüne mi 8 milyon euroluk teklif? Hayır. Melo'ya. Melo'ya yıllık 8 milyon euro. Evet. İnanılmaz bir rakam. Büyük bir rakam gerçekten. Ama işin ilginç tarafını söyleyeyim. Bu kulübün, bu takımın başına Shanghai Shenhua takımın başına da gelecek isim şu anda görüşmeler sürüyor. Mancini mi? Galatasaray'ın eski hocası Prandelli. Prandelli. Yani bir şekilde Prandelli Melo Çin'e mi transfer olacak bunu tam bilemiyoruz ama benim hatırladığım kadarıyla aslında Melo'nun kalbi yine İstanbul'da Galatasaray'da. Yani geri dönme olasılığı olabilir. Galatasaray ne kadar isteyecek istiyor bilemeyiz. Ama Galatasaray ve Galatasaraylıları çok sevdiğini biliyoruz. Ve gerçekten İstanbul'u özlediğini çok iyi biliyoruz. Bunun yanı sıra gelen teklif büyük bir rakam. 8 milyon euro Çin'den. Biliyorsunuz Çinliler son dönemlerde büyük yatırım yapıyor. İşin başına Prandelli'nin gelecek olması belki bir şekilde kariyerinde son dönemleri yaşayacak Melo'nun belki ekonomik kazancı göz önünde tutarak büyük bir rakam olduğu için Çin'i tercih etmesi de var. Yani büyük olasılıkla iki isim Çin'e gitme ihtimali alırken Galatasaray'ın da ısrarlı bir şekilde Melo'yu alması veya Melo'yu istemesi durumunda döner mi? Ne kadar rakam verir bilemiyoruz. Ama biliyorsunuz İtalya 3,5 milyon avroya gelmişti. Sezon başı 2,5 milyon net kazanıyordu Melo. Düşük bir rakam aslında Çinlerin verdiğine göre. Ama şu anda Inter'in programından net bir şekilde çıkmış durumda Melo gelecek sezon için. Ben bugün öğleden sonra bunu bir kez daha teyit ettim. Ve büyük olasılıkla Melo Inter'den %99.9 ayrılıyor. Ki genelde pek yanılmayız ama şu ana kadar verdiğiniz bilgilerde hep böyle doğru çıkmıştı. Ama Melo Galatasaray'ın belki sevdiği bir futbolcuydu ama Türkiye'de de tabii farklı anıları var. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ki Prandelli ile aynı takıma Çin'e giderse gerçekten sürpriz bir gelişme olur. Biliyorsun Prandelli ile de görüşmüştük ama Prandelli son dönemlerde Çin olayını pek dile getirmemişti ama şu son bir iki günde gündeme gelen bir transfer söz konusu. Bir sezon sonra artık yaklaşıyor. Mayıs'ta bittikten sonra büyük olasılıkla netleşecektir ama Melo'nun Inter'den ayrılıp ya Galatasaray'ı ya Çin'i tercih edeceğini ve etmesi beklediğini Prandelli, Prandelli ve Felipe Melo'nun sezon sonunda Çin'de buluşma olasılığı yüksek 8 milyon euro Melo'ya teklif edilen rakam Shanghai Shenhua takımının bununla beraber sezon sonu kesin ayrılıyor Inter'den Felipe Melo. Hem Inter'li taraftarlar istemiyor hem burada Galatasaray açısından da sıcak bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Sezon sonunda Melo'nun Galatasaray'a da gelebileceği yönünde haberler var. Melo'nun da kalbi Galatasaray'da diyorsun. Peki bir diğer soru da şu. Mancini'nin yine Milano'nun lacivert siyahlı yakası Inter'e yine Caner'i transfer edeceği yönünde haberler var. Caner'le ilgili olarak gerek Tutto Spor'da gerek La Gazzetta'da gerek Calcio Mercato'da bazı haberlerin çıktığı iddiaları var. Bunlar doğru mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Inter'in Türkiye yakınlığı son yıllarda hep olmuştur.
farklı oyuncular, Emre Okan, Hakan, Ümit Davala gibi oyuncular hep Milano'ya gelmiştir. Ve Caner'i de bir süredir takip ettiğini biliyoruz. Biliyorduk ancak bu transferin böyle son dakikalarda gerçekleşeceğini tahmin etmiyorduk. Ama şunu söyleyeyim öncelikle. Inter'i çok yakından takip eden iki ayrı gazeteci arkadaşa sordum bugün. Yani Inter içinde olan biten her şeyi çok iyi bilen, çok iyi gazeteci bunlar. Ve Caner Erkin'in Inter'le ön anlaşmayı sağladığını ve gelecek sezon oynayacağını söyledi. Bir dakika. Bu çok önemli. Bir saniye. Sevgili Dündar Keşaplı. Çok özür diliyorum. Yine gazeteciliğini konuşturuyorsun. Usta bir isimsin bu konuda. Hani bunu herhangi birisi söylemiyor. Dündar Keşaplı söylüyor. Sen sadece spor üzerine değil siyasetle de ilgili olarak İtalya ile Türkiye arasındaki o köprüyü kuran bir isimsin. Bundan dolayı son derece ciddiye alınması gereken bir gazetecisin. Caner'le ilgili olarak İtalya'dan çok önemli iki gazeteci arkadaşınla görüştün. Caner'in sezon sonunda Inter'e gidebileceğinin ağırlıkta olduğunu söylüyorsun, öyle mi? Doğru. Söyleyeyim, biri Inter Channel'de televizyon, yani Inter'in kendi Inter'in kendi kanalında, evet. Çalışan biri. Diğeri de Corriere Sport'taki Inter'i takip eden editör arkadaşım. Yani biliyorsunuz ben gazetelerle iç içe olduğum için yani bunları özellikle iki ayrı açıdan telefon açarak teyit etmek istedim. Bir, Inter'in hadi, kendi kulüp televizyonu. Inter'in kendi kulüp televizyonu da çalışan bir gazeteci arkadaşım. Bir gazeteci yani arkadaşım. Olan biri. Öbürü de şöyle söyleyeyim. Öbürü de Corriere della Sera, öyle mi? Yok, della Sport. Corriere Sport. Della Sport, Corriere della Sport. Şimdi şunu söyleyeyim Ertem. Biliyorsun transfer döneminde ön anlaşmalar olur. Son detay bitene kadar, resmileşene kadar bazı aşamalardan geçer. Bunu hepimiz biliyoruz transfer döneminde. Inter'de şu anda Caner'le ön anlaşmanın yapıldığını doğrulandı. Yani doğruladı arkadaşlar. Son detaylar var mı yok mu? Tabii sözleşmeyi biz görmediğimiz sürece veya anlaşmayı bir şekilde bunu biz %100 oldu diyemeyiz. Ama büyük olasılıkla gelecek sezon Caner'in Inter'e geleceğini doğruladılar Fenerbahçe'den. Ki biliyorsunuz İtalya Türkiye'deki futbolculara sıcak bakıyor. Ne yazık ki Roma'da oynayan bir futbolcumuz var. Başarılı olsa beğense de Garcia buna şans vermedi ama Inter'de bugüne kadar gelen futbolcular her zaman oynama şansı buldu. Ve büyük olasılıkla Mancini'nin Caner'i daha önceden tanımış olması ve beğendiğini biliyoruz. Büyük olasılıkla bu oyuncuyu gelecek sezon istediğini de doğrulayabiliriz. Ama %100 aldı diyemiyoruz. Şu anda ön anlaşmanın yapıldığını doğrulayabiliyoruz. Evet, aslında şöyle söylemek lazım. Mesela burada Fenerbahçe TV, Galatasaray TV, Beşiktaş TV, Bursa Spor TV'de bu kulüp televizyonlarında verilen bir haber. Orada çalışan bir arkadaşımızdan aldığımız bir haber. Doğrudur. Böyle görüyoruz ki onların ağzından kerpetenle alınır bu tip haberler. Vermezler zaten ama Inter Channel'da sizin Inter'in kulüp televizyonunda çalışan bir gazeteci arkadaşınız Caner'in gelecek sezon Inter'de olduğunu söylüyor. Yine bununla beraber Corriere della Sport'ta da aynı şekilde, ki Corriere della Sport İtalya'nın saygın spor gazetelerinden birisi, Caner'in ön anlaşma yaptığını Inter'le belirtiyor. Bu son derece önemli bir bilgi. Yani şunu söyleyeyim. Aslında spor camiasını takip edenler bilir. Yani ekran başında olanlar. Yıllardır ben Lig TV temsilciliğini yapıyorum halen. Yıllardır transfer olaylarında verdiğim bütün haberler doğru çıkmıştır. Yani aynen öyle. Hiçbir şüphemiz yok. Bir tane haber, yani yaklaşık 2000 yılından beri bütün haberler doğru çıkmıştır. Tabii bu demek değildir ki her söylediğim. Evet, Caner'i duydum. Biz iddiaları söylüyoruz ve olmuştur diyoruz. Sadece elimizde resmi belge yok. Yani ön anlaşmanın yapıldığını söylüyoruz. Rapor sözleşmesi Caner'in bitiyor. Biz isteriz bir Türk futbolcunun İtalya Serie A'ya gelmesini ve oynamasını, başarılı olmasını. Yani Dündar, bir şey söyleyeceğim. Dündar'cığım, Arda'nın olmasını isteriz. Dündar'cığım, bir şey söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim abi. İtalya'da bu söyleniyor diyorsun değil mi Caner'le ilgili? Evet. Evet, ben de Caner'in kendisinden duydum böyle bir teklif olduğunu. Oo. 2 ay evvel, 3 ay evvel. Böyle bir teklif vardı Inter'den. Ben biliyorum, evet. Şimdi bunu İtalya'da söylediniz diye, yani orada bu konuşuldu diye. Yoksa söyleyeyim ama Caner bana 2-3 ay evvel Erkan'ın orada söyledi bana. Bu çok önemli. Kendi, evet Siren abi, böyle bir teklif vardı dedi. İyi de rakam dedi hem de. Yani 2-2,5 milyon euro yıllığı. Böyle bir para, böyle bir teklifi Inter'den Caner'e olduğunu ben biliyorum.
Çok güzel, çok sıcak bir gelişme. Ben bunu söylemek istemedim. Çünkü neden? Bu yani dillenmiş şimdi bari İtalya'da konuşuluyorsa. O zaman ben de bunu söyleyeyim. Caner de yani yanlış anlamasın, kusura bakmasın koçum benim. Ama Caner'in kendisi bana söyledi, var abi dedi ciddi. Yani yok, haberler doğru, kesinlikle doğru. Yani ben genelde ben böyle anlaşma repeat ederim. Tabii. Ön anlaşma demiyorum Dündar'cığım. Ön anlaşma demiyorum ama bana Caner'in söylediği Inter'den resmi böyle bir teklif oldu. Ama siz konuştuğunuz zaman tabii geçen sürede bir ön anlaşmaya varıldığını söyleyebilir. Çünkü zaten Mayıs ayında sezon bitiyor biliyorsunuz. İşte, ben 2 ay önce falan bana, 1,5-2 ay önce falan böyle bir konu oldu. Bana söyledi ama tabii öncelik Fenerbahçe gelir dedi bana, Sinan abi dedi. Yani. Şimdi tabii demin de dediğim gibi ön anlaşma demekle resmi olarak %100 her şey bitti anlamında değil. Yani ön anlaşma demek sezon sonunda bonservisinde olan bir Caner'in Fenerbahçe'de kalacağı belli mi? Veya Fenerbahçe kulübü yeni teklif edecek mi? Bunu bilemiyoruz. Çünkü iyi bir sezondan da geçiyor Fenerbahçe takımı. Bunu unutmamak gerekir. Gelecek sezon Beşiktaş veya Fenerbahçe iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu da ayrı bir... Bu Alex Telles ne oldu Dündar? Efendim? Alex Telles oynuyor mu orada? Çok nadir oynuyor. Nadir değil mi? Çok nadir, evet. Yani ne yazık ki bu sezon fazla... Ben çok ihtimal vermiyorum mesela Melo'nun Galatasaray'a neden istemiyorum. Yani şey, pardon, ihtimal vermiyorum dedim. Çünkü Galatasaray'ın bütçeyi düşürtmesi lazım. Ya Dursun Özbey'in divandaki konuşmasında... Bir de Galatasaray'ın gelecek sezon Avrupa'da olmayışı var. Tabii. Çünkü yani neden? Divan konuşmasında Dündar'cığım takip ettiysen dedi ki Dursun Özbek burada biz konuştuğumuzda, futbolcu rakamları çok yüksek. Bunları düşürmemiz lazım dedi. Aynen, ben burada Ahmet Hoca falan biz tartışırken dedim ki futbolcu rakamları Galatasaray'da çok yüksek rakamlar. Bunun altına mutlaka düşmesi lazım. Onun için yüksek maliyette ben transfer yapacağını düşünüyorum. Çünkü Melo burada 4-4,5 milyon euroya 5 milyon yakın para alıyordu. Yani bu paraların altına gelmez. Doğru. Onun için ben bu transferin maddi olarak olabileceğini düşünüyorum. Bir de 8 milyon euro eğer Çin temsilcisi, Çin takımı veriyorsa, Şangay'ın Şenua veriyorsa. Mesela Abdurrahim Albayrak zengin mesela, değil mi Galatasaray'ı? Melo dönsün diyor değil mi mesela? Abdurrahim Albayrak versin 5 milyon euro, ne var cebinden? Melo'yu ben hediye ettim olsun kulübe yani, değil mi? Doğru. Abdurrahim Albayrak çok seviyorsan Melo'yu Galatasaray'a hediye et yani. Oynasın bir sene. Şimdi şu var, Galatasaray Melo gibi bir oyuncuyu almak ister yana geriye, yani büyük olasılıkla. Ama Melo bu aşamada acaba parayı mı tercih edecek, yoksa gönlünde taht kuran bir Galatasaray sarı kırmızılı camiayı mı tercih edecek? Paraya bakar. Bunu büyük olasılıkla para yok. Çünkü 8 milyon euro kariyerin son virajına gelmiş bir isim. Büyük olasılıkla bunu tercih edecektir. Aslında ben bugün menajeri defalarca aradım bu konuyla ilgili de. Yani biliyorsunuz özel röportajları yaptık ettik ama bu konuyla ilgili bu son şeylerde pek açıklama yapmak istemediler. Bugün aradım defalarca. Nedense telefonlara bugün herhalde şey yapmadık. Kulüp içinde böyle bir şey var herhalde. Fazla da açıklama yapmak istemiyorlar resmi ağızdan. Bu nedenle bu önümüzdeki günlerde netleşir ama. Yani ben öyle düşünüyorum ki büyük olasılıkla Prandelli giderse Çin'e herhalde Melo'yu yanında alıp götürecektir diye düşünüyorum ki orada biliyorsunuz ekonomik olarak Çin'de büyük paralar dönüyor. Bu nedenle belki dediğimiz gibi Galatasaray'ın da bir sene Avrupa'dan men cezası almış olması nedeniyle Melo'nun dediğin gibi senin de Süleyman abi tercih etmeme olayı yüksek. Bu evet. Doğrudur. Evet. Peki son sorum sevgili Dündar Keşaplı. Rudi Garcia Galatasaray'la adı geçiyor. Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia ile ilgili bir gelişme var mı? Bir bilgi var mı senin kulağına gelen? Ben medyadan okudum. Kendisiyle bu konuyla ilgili görüşme şansı olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Ama itiraf edeyim. Garcia Galatasaray'da başarılı olacak bir isim değil. Bence Galatasaray'da hiç layık bir hoca değil. Çünkü bugüne kadar burada bir Türk futbolcuya başarılı olmasına rağmen cephe alan birisin Türkiye'de bu psikolojiyle başarılı olması mümkün değil. Bir kere Fransız asıllı. Bana göre Galatasaray'ın kesinlikle başarısı olacak bir isimdir. Ve bugüne kadar bu konularda da yanıldığımı hatırlamıyorum. Dilerim Galatasaray gibi büyük bir camia, önemli bir camia daha iyi bir isim getirir. Ama tabii evet. Gündeme gelebilir.
konuşulabilir. Bunlar normaldir. Ama İstanbul'da, Türkiye'de başarılı olacak bir isim değildir bana göre. Çünkü artık biliyorsunuz burada takip ettik gün ve gün, defalarca, haftalarca, aylarca. Bunu sadece şey olduğu için söylemiyorum ama gerçekten kişisel ve karakter olarak bence sempatik de Türkiye'deki futbol ambiyansına uygun bir isim kesinlikle değil diyorsun. Kesinlikle söyleyebilirim yani. İtalya'da herhangi bir haber çıkmıyor böyle, öyle mi, Rudy Garcia ile ilgili olarak? Yani internet sayfalarında çıktı tabii böyle. Ama bir risk yani. Türkiye'den alınanlar, büyük risk abi. Çünkü böyle Sayın Fatih İşbecer'in masaya oturduğu yönünde iddialar var Rudy Garcia ile ilgili olarak. Bundan dolayı merak ettim. Sevgili Dündar Keşaplı, çok teşekkür ediyorum. Usta gazeteci, usta isim, İtalya'dan, sadece İtalya'dan değil, Avrupa'nın dört bir köşesinden Türkiye ile arasında medya anlamında bağlantılar kuran, köprü kuran çok usta bir isim, önemli bir gazeteci. Boş haber yok. Kesinlikle gerek Dik TV'ye gerek TRT Spor'a yaptığın röportajlar son derece önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Dündar'cığım. Melo ile ilgili yaptığın röportajı da şimdi gireceğim. Çok teşekkürler. İyi geceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Roma'dan selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler Roma'ya, iyi akşamlar. Hiç vakit kaybetmeden bir Melo röportajını izleyelim. Sonrasında Sinan abiye soracağım. Caner ile Melo ile ilgili bir bölüm var. İzleyelim, dönelim. Galatasaray'ın iyiliği için çalıştım. Futbol kariyerimin en güzel, en iyi dönemini Galatasaray'da geçirdim. Ben Brezilya'da sıkı bir Flamengo taraftarıyım, ancak vücudumda tek dövmesi olan kulüp Galatasaray. Ben sevgimi bırakmadım. O sevgi hep benimle kalacak. Benim Inter'den aldığım para, Galatasaray'dan aldığımın yarısından az. Bütün bu yazılan ve söylenenler yalan. Evet, yazılanlar, söylenenler yalan demişti Dündar Keşaplı'ya yaptığı açıklamada Felipe Melo'nun. Sinan abi, Caner'le ilgili sözün şu anda büyük bir yankı buldu. Bütün her yere düşüyor. Caner, siz bunu söylediniz diye Caner bana o zaman söylüyor. Sinan abi, evet, İtalya'dan Inter veya Milan, neyse, çok şey yapmadım. Bana böyle bir teklif var, bana kendisi söylemişti o zaman. Bir buçuk ay önce Caner, ama önceliğim benim Fenerbahçe, her zaman Fenerbahçe dedi yani. Ama öyle bir ön anlaşma falan zannetmiyorum, ama ciddi bir teklif olduğunu düşünüyorum Inter'in. Yani ciddi oradan anladım. Evet. Net. Sonra hatta ayrıldım Caner'e, Erkan'a sordu. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor abi de, doğru dedi. Ciddi dedi bak. İstiyorlar dedi. Melo için tabii para daha önemli. 8 milyon euro. Biraz önce söylediğiniz çok önemli. Yok öyle bir şey Ertem. Galatasaray aynen yüksek maliyetli oyuncu falan alamaz. Almaz. Elden çıkartmaya çalışıyor. Para yok. Galatasaray bütçeyi düşürmeye çalışıyor. Galatasaray. Ertem sakal nasıl? Çok güzel. Doğru söyle. Vallahi çok güzel. Biraz beni daha yaşlı mı? Sana sakal yakışıyor. Bu Mevlüt ısrar etti bana. O Merelles var ya, Merelles var o da. Raul Merelles var o da. Merelles inanılmaz yapıyor. Mevlüt Özer'e buradan sevgiler, selamlar. Doğru söyle. Vallahi. Ben böyle sert mi yapmamışım beni? Hayır ya. Bıyık. Yok. Sakal he Mevlüt. He, bence Mevlüt çok güzel. Ben keseceğim ben. Sakal her zaman güzel Ertem ya. Ertem kestim. Kestin mi? Keseceğim yani. Ciddi mi? Yok abi, sert. Hanım kızıyor. Anket yapayım mı, senin Engin sakal bıraksın mı bırakmasın mı? Yok ya, bırak, millet şey yapar ya. Şu anketi bir versenize, Fenerbahçe Kayseri Spor maçı nasıl sonuçlanır diye. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı nasıl sonuçlanır? %50 Fenerbahçe, %25 Kayseri Spor, %25 berabere, çok net rakamlar. 2719. Bu Fenerbahçeliler nerede ya, Fenerbahçeliler? Vay be. Dedik. Fenerbahçeliler. Ve bir reklama gidiyoruz Sinan abi. Yine mi nerede? Yine reklam. Maşallah. Bir reklama gidelim. Reklamdan sonra maşallah beraberiz sevgili seyirciler. Reklamdan sonra Fener mi, Galatasaray mı? Fener, Galatasaray, ikisi de. İkisini de konuşalım, evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Fenerbahçe, Galatasaray. Fenerbahçe yarın zorlu bir maç denilebilir mi? Yeni bir teknik direktör, yeni bir kan değişikliği her zaman sıkıntıya sebep olur derler futbol adamları, spor adamları. Kayseri Spor zor günler geçiriyor. Kayseri Spor eski Kayseri Spor değil ve kümede kalma mücadelesi veriyor. Ne olur Fenerbahçe Kayseri Spor maçı diye sorduk. Beyaz Futbol'da özetler etiketiyle %52 Fenerbahçe kazanır, %25 Kayseri Spor, %23 berabere. 3312 oy. Sinan abi sence ne olur? Fenerbahçe kazanır. Bence de Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Daha güçlü, iyi bir takım, Fenerbahçe kazanır. Ama kolay bir maç mı olur? Abi kolay, hangi maç kolay? Hiçbir maç kolay değil. Zor diye başlarsın, sonra kolaya dönüyor. Bugün Rize maçı gibi. Aynen. Ama sonra zorlaşır. Ama ben Fenerbahçe'nin artık istim üzerinde olduğunu, belirli bir havaya girdi yani. Belirli bir şey yakaladı. Fenerbahçe bir şey yakaladı. Bence de. Onun için ben Fenerbahçe yarın kazanır. Galatasaray
Gençler Birliği deplasmanında Snyder yok. Götürülmedi. Bülent Ünder'e teklif edilmiş. Bülent Ünder kabul etmemiş Sinan abi. Ne durumlara geliyor Galatasaray? Ne oluyor? Etmemiş hakikaten. Etmemiş vallahi net bilgi. Bilmiyorum da yani Galatasaray'ın... Ya evet, düşünebiliyor musunuz Galatasaray'ın... Biraz işi zor. Galatasaray'da biraz sıkıntıları var. Ama hangi Galatasaraylılarla konuşsam, akil adamlarla, önemli eski Galatasaraylı kulüpten mesela... Dursun Özbek gelmese ne olurdu diyorum. Daha kötü olur diyorlar. Değil mi? Bence Dursun Özbek mali bütçeyle ilgili. Bak mali. Mali tabloyla ilgili önemli işler yaptı diyorlar. Ama futbolla ilgili yani sportif olarak... Yerlerde. Hiçbir şey söylenmiyor. Bana göre en büyük hatası Hamza Hoca'yı yollamasıydı. Yine söylüyorum üstüne basarak. Onun dışında Galatasaray bütçeyi düşürecek, azaltacak. Kendine Türkiye'den bir antrenör bulacak. Yerli. Hiç yabancıyla falan macera aramayacak yerliye. Elinde para edecek olan değerli oyuncusu varsa satacak. Önemli para edecek. Mesela Snyder, mesela Mustera. Para ediyorsa satar sana, büyük para ediyorsa. Çünkü bunlarla bu sene şampiyon olabildin mi? Ha şimdi diyecek ki Asaylar, ben yerine 3-4 tane daha alayım. Yani bunlar dursun 3-4 tane alayım. Öyle bir alacak durum yok Galatasaray'ın şu an. Galatasaray bir sene Nadas'a çekeceksin. Önümüzdeki sezonda Galatasaray normal transferler yapacak. Büyük transferler yapmayacak. Normal transferler yapacak. Onun için Galatasaray'ın yarın işi zor. Snyder de yoksa zor ama ben Galatasaray'ın maçı kazanacağını düşünüyorum yine. Gençler Birliği maçını. Evet yine de kazanacağını Podolski, Snyder ve Muslera'nın kesin olarak sezon sonu. Biz bu konuyu yarın daha da detaylı bir şekilde anlatacağız sizlere ama arkadaşlarımız bu konuda çalışma yapıyor. Çok ciddi anlamda sorarak, bilerek, resmi yerlere sorarak Podolski'nin de Snyder'in de Muslera'nın da biraz önce sevgili Sinan abinin söylediği gibi... küçülmeye gidiyor Galatasaray. Ertem bütçe canım. Yönünden, bütçe anlamında Galatasaray'ın ismi hiçbir zaman Galatasaray'da, küçülmez. Kimsenin gücü Galatasaray'ın adını küçültmeye. Galatasaray'da futbolcu dokunulmazlığı var. Aynen. Galatasaray'da 7-8 tane futbolcuyu yollayacaksın bu takımdan. Yeni bir yapılanmanın içine gireceksin. Çünkü taraftarın görmek istemediği ama yapamadı bunu yönetim. 2 tane hoca değiştiriyorsun. 3 tane hoca alıyorsun. Hiçbir futbolcuya bir şey demiyorsun. Galatasaray'da öyle bir sıkıntı var. Evet. O da niye? Diyor ki ben kadro dışı bırakacağım zaten yine bunun parasını vereceğim diyor falan filan diyor. Niye bırakayım diyor bari diyor. Ama yeni sezonda Galatasaray futbolcu adına yeni yapılanmalara girmesi lazım ama bütçeyi biraz kısaltarak. Sana verecekler kardeşim para bu. Gel bunu oyna. Yani Podolski'ye gel. Tabii. Veya Selçuk'a gel veya ötekine gel buna gel. Ama aldım yine bir duyum daha içeriden. Mesela Selçuk mesela takımın toparlanması adına çok iyi işler yapıyor diyor. Yani birisiyle konuştum içeriden. Ve Selçuk olmasa belki daha sıkıntılar yaşayabiliriz. Yani takımı bir araya getirmeye çalışıyor. Selçuk İnan herkesle ilgili aynı şekilde şey yapıyor. Yani, ne yapıyor olabilir mesela Sinan abi? Hani içeride arkadaşlarına moral veriyormuş, toplantı yapıyormuş, düzelmemiz lazım bilmem ne. İçeride birliği sağlamaya çalışıyormuş. İşte ama bazı yabancı oyuncularda maalesef sıkıntı var. Çünkü hepsinin şeyi garanti. Paraları garanti. Tabii onu ben de duydum. Yabancı futbolcuların paraları ödeniyor. Çünkü Snyder 2 ay üst üste ödeme yapılmazsa doğrudan serbest kalıyor. Zaten futbolculara senet verilmiş. Olana olasılığı geriden var. Geriden geliyor ama ödeniyor Ertem. Futbolculara senet veriliyor. Bir ödeme var ama ileriye dönük alacak var çok. Futbolcular ama geriden ama ne yapsın abi adam... Bu tabloyu düzeltmeye çalışıyor. Ben yine söylüyorum. Bu tabloyu kim bu hale getirdiyse çağıracaksın. Gel abicisi al kulübün anahtarlarını devam et diyeceksin. Yani kim hangi kulüp başkanı kimse. Kim? İşte Ünal Aysal veya kimse bu tabloyu bu hale getiren. Al anahtarları diyeceksin bu kulübü düzelt diyeceksin. Ama Dursun Özbek mesela bu divanda ağırleştir aldı mı mesela? Almadı. Almadı yok. Almadı herhalde değil mi? Yani baktığım kadarıyla. Bir iki şöyle tane var. Sadece Ahmet Çakar'ın sözlerinden dolayı yöneticiler... Yanlış tabii. Ahmet Çakar'ın söylediği yap yanlış. Yanlış. Galatasaray Kulübü Başkanı'na bilezikçi diyemezsin. Yani diyemezsin Ertem'ciğim. Yani doğru bir şey değil. Adam bilezikçi değil. Adam otelci, müteahhit, iş adamı Galatasaray Kulübü'ne bir katkı sağlamak için Ertem'ciğim. Bir bilezik falan bir figür yani adam. İşte 5 kuruş aldık, 10 kuruş aldık, 10 liraya satıyoruz. Evet. Yani böyle bir şey. Bu nedir biliyor musun? Bu bir yani Galatasaray'da bir sıkıntı var. Yani bunu bir göstergesidir. Yani bakın işte
Bu şekilde para bulmaya çalışıyoruz. Galatasaray'daki en büyük sıkıntıyı çözmek futbolcu maaşlarını düşürmektir. Onun aynen dışında bütçeyi düzeltemezsin. Evet, YGS sınavına girecek olan kardeşlerimiz, çocuklarımız artık uyudular. Ama sabahları anneleri, babaları okula giderken, sınava giderken lütfen iletin. Beyaz Futbol'da mesajımız bu. Allah zihin açıklığı versin hepsine. Herkesin gönlüne göre versin. Hayırlısıysa istedikleri yerleri kazansınlar. Hayırlısıysa, hayırsızsa en ufak bir şey de bahane olsun inşallah. Ama inşallah kazanırlar. Sabah korna çalmayalım. Lütfen kornalara dikkat. Ses çıkartmayalım. Çünkü çocuklarımız uzun zamandır bunu bekliyorlar. Biraz önce Sinan abi açıkladı. Hepimizin çoluğu çocuğu, herkes bugün için beklediler. Dünyanın sonu değil ama gerçekten de büyük bir başarı. Hepsinin yanaklarından öpüyoruz. Ülkemizin geleceği, ülkemizin aydınlık günleri için, ülkemizin geleceği için onların bu sınavı çok 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 önemli. Hepsine başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Hepsinin gönlüne göre versin. Başarılar diyorum Beyaz Futbol olarak. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Biz pazar akşamı, yani bu akşam saat 23'te yine salıya kadar Beyaz Futbol'da salı akşamına kadar olacağız. Pazartesi akşamı yine saat 23'te Derin Futbol'da sizlerle beraber olacağız. Salı akşamı yine Derin Futbol'da, yine salı akşamı saat 21.30'da Trabzonspor Beşiktaş maçından hemen sonra yine Beyaz TV ekranlarında olacağız. Yani 4 gün üst üste Beyaz TV ekranlarında uzun bir maraton yapacağız sevgili seyirciler. Sinan abi selam faslına geçiyor. Sinan evet, abiyle tamam. Sizi baş başa bırakırken çok önemli ben size pazarlar diliyorum. Çok önemli mesaj aldım. Ayşe Esed'i dedi ki Sinan abi sakalı bıyığı kes dedi. Kes mi dedi? Ayşe öyle söyledi. Ayşe kardeşim öyle söylerse keseceğim Mevlüt. Kusura bakma. Ayşe Estetik ne derse odur. Ayşe Estetik ve cilt bakımında gelmiş dedi. Cildin de bozukmuş Sinan abi dedi. Kızım Ayşe gittin Almanyalılara bir haftadır. Bakımsız kaldık bak. Mevlüt baktı gerçi saçım aç ama saç tamam Mevlüt. 10 numara saç. Çok güzel. Ama Ayşe dediyse Ayşe. Vallahi bence yakışıyor ama. Hakikaten mi? Vallahi ama Ayşe kes dedi keseceğim. Yarın hemen keserim. Mevlüt kusura evet, bakma. Sevgili seyirciler, biraz selam yollayalım ya. Yeni Yüzyıl gazetesinde bir röportajımız çıkacak. Sevgili Alev Şenol'a çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Gazeteci arkadaşımız bu röportajı bizde gerçekleştirdi. Merak edenler için yarın Yeni Yüzyıl tavsiye ediyorum. Sizlere kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İyi pazarlar diyorum. Sinan abiye sözü bırakalım. Kamer Okan'a çok selam. Sinan Engin parfümünden almışsın. Mevlüt söyledi. Afyon'dan Ozan. Kahveci Ercan Narta. Murat Demirci. İzmir Selçuk'ta sevdiğim kız Demet'e selam gönderir misin? Peki abiciğim gönderelim ya. Emirhan Derya'ya aşık affet onu barıştır bizi demiş. Nasıl yapacağız? Emre Şahin Düzce. Düzce deyince bizim yeğenim benim Yunus Çakıroğlu var. Çok selamlar Yunus Çakıroğlu kardeşime. Bir gün ava geleceğim Düzce'ye sen de. Ava gideceğiz Düzce'de. Şaban Cingöz'e. Saray Tekirdağ'a selam. Hasan Karataş'a selam. Afyon'a selam. Almanya'ya buradan. Kuyumcu Sevtap Bayrak hanımefendiye çok selam. Almanya'ya Sevtap Bayrak kuyumcudur hanımefendi kendileri. Çok selamlar. Almanya'ya buradan kucak dolusu selamlar Sevtap Hanım. Sevtap Bayrak ilk fırsatta bekliyoruz. Umut Yıldız. Sami Büyüksoylu, Doğukan Akça, Onur Cem Çetin, GS Hasan Can, Özkan Karataş, Senar Fitki, Ömer Çiçekoğlu, Ahmet Erkmen, Aysu, bu akşam geldiler buraya, Emir ve Aysu Tuğçe Kaçmaz, çok selam. Annenize babanıza çok selam geldiler. İsim çekildi. Bize baklava getirdiler sağ olsun. Aynı şekilde Değirmenci Fit Kulüp'ten Serhat. Serhat'a selamlar. Okan K17. Kıbrıs'tan Doğuş Aslan Engin kardeşimle Okan selam demiş. Halil İbrahim Tokat ile Emirhan Batmaz Derya Aşım. Abi beni affetsin oku. Affet kızım çocuğu. Caner Gören. Ömer Güven, Mertcan Terzi, Erzurum'dan Ozan Koç. Koçak çığ düşmüş sonucu öldü bir başsağlığı. Allah rahmet eylesin.
Enes 1069. Volkan Kaplan, Gökhan Bir, Eren Ergün, Emirhan, Ali Uygar Mart, Kahveci Ercan Narta selam demişsin. Emirhan Batmaz'a tekrar söyledik. Edip 54'e selam. Ekrem Fırtına Darıcı'ya selam. Ahmet Alp 1900 Burdur'a selam. Erman Özlem Kaya Çelebi'ye selam. Çelebi Hakan'a selam. Taç Deniz'e selam. Selçuk Varap 11'e selam. Ozan Şen Affan selam. Ahmet Erkmen'e tekrar selam. Hasan Ongun demiş ki, bu nasıl Fenerbahçe düşmanlıdır? 3 saat oldu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Avrupa 4 kuru adım adım finale yürüyüşünü ile tek kelime dahi konuşulmuyor. Bak Hasan kardeşim, bugün Beşiktaş'ın maçı vardı. Osmanlı maçı o. Yarın Fenerbahçe. Devamlı Fenerbahçe konuşuyoruz. Zaten yani ağırlıklı zaten Fenerbahçe. Bugün Beşiktaş'ın maçı oldu Hasan'cığım. Yarın Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin maçı var. Fenerbahçe konuşacağız. Beliz Akça'ya ve değerli özel hareketçi polis kardeşim eşine çok selamlar. Beliz Akça kızımıza. Cumhur Yenice'ye çok selam. Murat Demirci, İzmir Selçuk'ta. Aynı Barut Burak'a selam. Caner Fencin, Harun Dulkara kardeşim. Tribünlerde küfür önlemeye çalışıyoruz biz diyor Harun Dulkara. Ama her yerde bizi tahrik ediliyor falan diyor. Bize çok küfürler ediliyor diyor. Bir de ben bu Süleyman Seba'ya edilen küfürlerle ilgili Fenerbahçe tribünlerini bilmiyorum. Ben inanmak istemiyorum. Yani Fenerbahçe'de niye ederler? Ediliyor mu? Ediyorsa çok ayıptır. Dün mesela Fenerbahçe ben kazandı arkadaşlar. Tebrikler Fenerbahçe dedim. Yani ben futbol adamıyım. Beşiktaş'tım ama Fenerbahçe'ye de tebrikler dedim. Oo, niye tebrik ediyorsun abi bilmem ne falan filan. Sonra dün akşam çocuklar bana gösterdiler. Bir DM atılmış. Saat 9'da Sinan Engin Instagram'ına saldıracağız diye Fenerli gençler. Ne yapıyorsunuz? Ne gerek var ki öyle şeyler? Yani yanlış yapıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz çocuklar. Konyaspor'a konuştuk Konyaspor'la. Konyaspor'u tebrik ediyoruz. Mehmet Altun 1903. Bizim Lostora Muhittin zayıflıyormuş söz verdi. Zayıfla fıçı gibi oldun Muhittin. Fıçı. Bidon gibi oldun yürüyorsun. Hak merkezde düşeceksin merdivenlerden. Hollanda'ya selam. Hayri Baygül'e selam. Coşkun Arslan. Yani Fenerbahçe'de kardeşler yani kalkıp da bana yani böyle bir şey yapıyorsanız yani ben ki objektif görünüyorum. Çok üzüldüm yani dün çocuklar gösterdiler. Sinan Engin Instagram'ına saldırıldı. Saldırsanız ne olacak? Kapatırım olur biter. Göztepe'ye selamlar. Arda Odabaş. Kolpaçino evet. Kolpaçino çok komik çocuklar ya. Kolpaçino'yu hani reklam gibi olmasın ama hakikaten Kolpaçino müthiş oynamış. Erkan Petekkaya, Şafak, bizim Serkan, Ebu Bekir falan. Volkan Başaran harika oynamış. Kolpaçino tebrik ediyorum Kolpaçinocuları. Harika. Beni oynatmadınız Kolpaçino'da. Alacağın olsun Sefa. Alacağın olsun Sefa Tiryaki. Söylediniz ama oynatmadınız. Yanlış yaptınız bana. Erdi Yılmaz'a selam. Sertan Lüleciler'e selam. Bayram Alper. Arkadaşlar ses kısıldı. Gitti. Sabah kalkacağım erken. Kızım sinema gidecek YGS'ye. Güzel kızım 3 aydır çalışıyor. Hak eden kazansın. Bütün herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkesin gönlünce olsun. Dinçer Azapan kardeşim. Sen de yarın sınava giriyorsun üniversite sınavına. Dinçer de giriyor yarın. Üniversite sınavına girecek Dinçer Azapan. Dinçer Azapan'a da kardeşime de yarın başarılar üniversite sınavında. Akisar Utku Tokcan'a selam. Evet, evet yazıyorsun buraya. Evet, Dinçer de giriyor. Yarın Yeşilyurt Anadolu Lisesi'nde Dinçer Azapan üniversite imtihanına giriyor arkadaşlar. Gidin bakın. Meksika Bülent kardeşine. Meksika, Turkoms. Meksika'ya selam, Turkoms. Hayri Baygül. Esra Timmaz. Hayırlı akşamlar bütün YGS'cilere.